Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun ve bereketli olsun inşallah. Ramazan ayımızı bereketli hale getirmek için parolamızda olduğu gibi bu Ramazan da muhteşem olacak demiştik. Ramazanımızın muhteşem olması için Ramazan akşamlarımızı teravihten sonraki zamanlarımızı Ramazan'ın güzellikleriyle, Ramazan'daki güzelliklerle donatmak için bu programları gerçekleştirdik. Bugün yine çok değerli misafirim var, hocam ve şu anda da Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı hocamla sizlerle beraber muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk kıymetli hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Nasıl? Ramazanlar diliyorum ben de. Eyvallah. Afiyettesiniz, sağlığınız yerinde, iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a Sizler de yenik versin. iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Rabbimize hamdolsun. İyiyiz Allah hocam. size afiyet versin. Evet, değerli misafirler, 1999'dan beri Selçuk Eğitim ve İhtisas Eğitim Merkezi'nde hocamızı tanıdık. İyi ki de tanıdık. Allah razı olsun. Az sonra soracağım. Ben zihnimdekini de sonra söyleyeceğim. Süleyman Sarı hocam kimdir ve zihnimizde ne kalsın diye bir soru yönelteceğim hocama. Benim zihnimde kalanları da hocamın açıklamasından sonra söylemeyi düşünüyorum. Evet hocam, buyurun. Süleyman Sarı hocam kimdir? Kendinizden biraz bahsederseniz memnun oluruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Kütahya doğumluyum. 1968, Kütahya'da doğdum. İmam Hatip Lisesi'ni 1987'de Kütahya'da bitirdim. 1993 yılında Bursa İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra İhtisas Merkezi'ne geldim, Konya'ya. Oradan mezun olduktan sonra Malatya Arguvan ilçesinde kısa bir süre müftülük yaptıktan sonra eğitim merkezine hadis hocası olarak atandık. Ve 2012 yılına kadar bu okulda hadis hocası olarak görev yaptık. Bir ara müdürlük de yaptık orada. Ve 2012'den 2019 yılına kadar Mekke-i Mükerreme'de görevlerin en şereflisi olan din hizmetleri ateşeliği görevini yaptım. Ve Duyufur Rahman'a hizmet etme gibi bir şerefi Mevlam nasip etti. Amin. Dönüşte Eyvallah. de kısa bir süre sonra başkanlık vaizliği yaptıktan sonra Hac Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yaklaşık 1,5 yıldır devam etmekteyim. Zihinlerde kalacak benim adıma bu görev hayatında, hayatım boyunca Mekke-i Mükerreme'ye hizmet etmek ve Mekke ile anılmak. En güzel tarafı da benim herkes tarafından Konyalı olarak bilinmem de Konya'mızın açısından da benim açımdan da güzel bir fırsat. Bu yüzden Konyalılara bu imajı yarattıkları için çok teşekkür ediyorum. Hocam sizde var bu imaj. Rahmetli olur. Rabbim rahmet eylesin. Bu Ramazan nasip. Halil Atalay hocamda da vardı o Allah imaj rahmet hocam. eylesin. Evet. Onu da Konyalı zanneder vatandaş ama kendisi Eskişehirliydi. Bir süre sonra Konya'da kala kala bir benimseniyor galiba hocam elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam benim zihnimde de Süleyman Sarı deyince aklıma gelen tebessüm ve hadis hocam. Allah Hadis razı olsun. hocanız olmanız bile ve sürekli mütebessim bir halinizin olması benim zihnimde kalıcı olan unsur değerli hocam. Tebessüm kefi veçi ahik sadaka demiş ya Peygamber Efendimiz. Belki bu yönüyle insanlara sadaka vermenin, bir şey dağıtabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yüzden Elhamdülillah. de kendimi bahtiyar hissediyorum. Sağ olasınız. Dünkü misafirimiz Ahmet Boşanoğlu hocamdı. Emekli Konya İl Müftümüz. Onunla dönem arkadaşıymışsınız. Onu da dün öğrenmiş Evet. olduk. Bahsettim. Yarınki misafirimiz Süleyman hocam. Süleyman hocam hem Halef Selefiz dedi görevde hem de eğitim merkezinde hem de dönem arkadaşıyız dedi. Doğrudur. Tekrar İhtisas merkezinde benden sonra müdür olarak eğitim merkezine atanan hocamızdır. Eğitim merkezinde de arkalı önlü oturuyorduk. Onların bir önünde oturuyorduk. Ahmet abi gerçekten dönemimizin abiliğini yapmış şahsiyetlerden birisidir. Kendisi güzel ahlakıyla, örnek yaşayışıyla, ilim sevdasıyla, gençlere olan aşk ve muhabbetiyle
bizim hafızalarımıza çok iyi bir iz bırakmıştır. Ben de hocamıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Konya'ya da müftülük itibariyle, müftülük görevi itibariyle de gerçekten güzel hizmetler yapmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Amin inşallah. Değerli hocam, başlık olarak Ramazan'da Kur'an'la dirilme konusunu seçtiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman buradan artık konumuza girelim. Ama o 7 yıllık Mekke Ateşeliği bölümünde oradan bize anlatacağınız Kur'an'la ilgili olabilir. Vahyin indiği mekanda kaldınız 7 yıl, hem de başkanlığımızı en üst düzeyde temsilci ederek. Oradan bir bahsedeceğiniz husus var mı, veya hatıra veya anı? Ondan sonra Evet. konumuza geçelim hocam. Buyurun. Konumuz Kur'an olduğu için oradan alalım. Kur'an'ın tabii indiği Mekke ve Medine, indiği yerler. 13 yıl Mekke, 10 yılda Medine'de sürekli Kur'an gökten inen bir yağmur gibi indi. Siz onu hayatınızda hissediyorsunuz. Sokaklarında yürürken, dağlarına tırmanırken, Kabe'de tavaf ederken, Mesnebi'yi ziyaret ederken sanki vahyin indiğini hala inmeye devam ettiğini hissediyorsunuz. Bu en güzel tarafı. Her ne kadar sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhüme hanım sahabelerden birini ziyarete gidiyorlar. Tabii orada kullanılan cümle çok manidardır. Diyor ki ben asıl üzüldüğüm, ağladığım şey vahyin kesilmesine ağlıyorum diyor. Vahiy kesildi. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i ağlatan bir cümledir. Vahyin kesildiğine ağlamak. Vahiy öyle ki sanki yağmurun birden dinmesi ve her tarafın kurumaya başlaması gibi bir şey düşününüz. İşte vahiy, Efendimiz de zaten öyle bir teşbihte bulunuyor. Benimle gelen bu vahiy gökten inen yağmura benzer diyor. Böyle bir benzetmede bulunuyor. Vahiy gökten inen bir rahmet gibi gönüllere inmiş, gönülleri yumuşatmış, yeşermiş, yeşertmiş ve bereketlendirmiştir. Bu yönüyle Kur'an gerçekten şifadır, sadra şifadır, gönüllere şifadır. Benim asıl Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de dikkatimi çeken husus şudur. Herkes Kur'an aşığı, herkes Kur'an okuyor. Elinden Kur'an'ı bırakmıyor. Mescitlerde Kur'an rafları var. O Kur'an raflarından herkes birer Kur'an çekerek alıp bir köşede okuyor. Bu gerçekten çok güzel. Bir de farklı coğrafyadan gelen insanlarla tanışma imkanını buluyorsunuz. Ben sizin hacca geldiğinizde sizin de böyle bir çalışma yapmanızdan dolayı ayrıca gurur duymuştum. Yani Ahmet hocamız gelmiş Nijerya'dan tutunuz Kanada'ya varıncaya kadar birçok İslam ülkesinden her gün bir dost edinmiş ve bunu kayıtlara dökmüş. Evet. Başkalarıyla da paylaşmış bir kardeşmişsiniz. Zaten o coğrafyanın en önemli yeri müminlerin, mümin insanların, kardeşlerin anne kucağında, Ümmül Kura'da buluşmasıdır. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir. İşte o noktada Kur'an'ın indiği o bölgede müminler adeta yağmurun altında beraber ıslandık. Bu yağmurlarda türküsünü adeta söylemektedirler. Beraber ıslandık biz buraya Evet, yağmurda. o vahiy yağmurlarında birlikte ıslanıyoruz. Mekke-i Elhamdülillah. Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de. Değerli hocam, şöyle bir hayalim vardı. İnşallah gerçekleşir. Yani İnşallah. minimum 5 dil ihtiva eden bir cihaz. Hacca Evet. gelen herkese veya umreye gelen herkese emanet de verilebilir. Önemli değil. İçerisinde Türkçe, İngilizce, işte Arapça, başka Fransızca olabilir. Yani Farsça, İran dili, Urduca olabilir. Urduca olabilir. Çok oradan da Evet. kardeşimiz geliyor. Yani 5 tane dünya dili. Karşılıklı, yani o cihazı takınca ben Türkçe konuşacağım, siz İngilizce anlayacaksın mesela. O Farsça konuşunca ben onu Türkçe'ye simultane tercüme gibi. Böyle bir eğer cihaz üretebilirsek ve bunu da hacılarımıza ya da umreye gidenlerimize verebilirsek, bu bahsettiğiniz Çok güzel. tanışıklık, görüşme çok daha
ileri ve güzel boyutlarda olacak inşallah. İnşallah. Rabbim onu da görmeyi nasip etsin. Ama Ahmet Hocam şunu söyleyeyim. Oradaki gönül dili, tebessüm dili, el hareketleriyle o kucaklaşma var ya, o hiçbir şeye değişilmez. Yani orada Hacı annemiz, hiçbir dil bilmeyen Hacı annemiz bir Arap veya yabancı bir hanımefendiyle o kadar güzel anlaşıyor ki o tebessümü, o mimikleri, hareketleri tüm kalbiyle kardeş olduğunu karşı tarafa hissettiriyor. Ama ifade ettiğiniz şey, projeyi mutlaka gerçekleştirmek lazım ki daha iyi anlaşılsın, daha iyi projeler ve ufuklara yelken açılabilsin. İnşallah. Değerli hocam, şimdi 1400 yıldır değişmeyen, değiştirilmeyen, değiştirilemeyen bir kitaba inanıyoruz. 6236 tane ayetten oluşuyor. Kur'an-ı Kerim kendisinin nasıl bir kitap olduğunu da aslında söylüyor, bahsediyor. Ben böyle böyleyim bir kitabım diye. Kur'an-ı Kerim kendisini nasıl tanımlıyor hocam? Bundan bir bahseder misiniz? Buyurun. Allah razı olsun. Öncelikle şu ayeti paylaşmakta yarar görüyorum. Hem konu başlığına uygun bir ayet diye düşünüyorum. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillah ve lirrasul izâ de'akum lima yuhyikum. İşte ey iman edenler, size hayat verecek şeyler. Bize iki şey hayat veriyor. Bir Allah, iki onun elçisi olan Resulü. Allah, kelamullah dediğimiz, yani Allah'ın kelamı, Kur'an'la bize hayat veriyor. Resulü aleyhissalatü vesselam da bize sünnetiyle hayat veriyor. İkisi bir bütündür. Birbirinden asla ayrılmaz, ayrı tutulamaz, ayrı düşünülemez. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı beyan etmek için gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda daha ilk surede Fatiha'nın akabinde gelen Bakara suresinin hemen başında Elif Lam Mim zâlikel kitâbu lâ raybe fî hudel lil müttakîn diyor. Yani tek cümleyle bize bir tarif yapıyor. Diyor ki işte bu kitap kendisinde asla şek ve şüphe bulunmayan ve müttakilere yol gösteren bir kitaptır. Sonra müttakileri anlatıyor. O kısım şu anda konumuz değil ama burada üzerinde düşünmemiz gereken bir husus var. Günümüzde birçok makine cihaz yapılıyor ve kutucuğuna bir kitapçık, bir arabaya bile kitapçık konuluyor. Bu maddeyi şu şekilde kullanırsanız daha randımanlı, daha faydalı, daha uzun süreli istifade edebilirsiniz deniliyor. Biz hakikaten aman yanlış bir şey yapmayalım, bu kadar masraf yaptık, boşa gitmesin diye ona o kadar büyük bir değer veriyoruz ki tek tek okuyoruz, cümleleri satır satır altını çizerek dikkatle, titizlikle, itinal ile o kılavuzu okuyoruz. Allah bizi yaratıyor ve bize kendi hayatımızı bir hakkın yaşayabilmemiz için uzun süreli, sağlıklı ve kendi rızasına uygun yaşayabilmemiz için bir kılavuz kitap. Hüdellil müttakinin anlamı bu zaten. Bir kılavuz kitap. İşte bu kitap diye başlıyor. Zelikel kitap. İşte bu kılavuz. La raybe fi. Hiç şüpheye düşme. Yani bu Muhammed'in uydurduğu, sihirbazın uydurduğu, yollarda, sokaklarda yürüyen bir insanın uydurduğu kitap gözüyle sakın bakma buna. Bu Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğimiz ve müttakilere yol gösteren bir kitaptır diye tanımlıyor. Hemen üçüncü sureye bakalım. O da aynı şekilde. Allahu elif lam mim. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum dedikten sonra nezzele aleykel kitabe bil hak musaddikan lima beyne yedey ve enzele tevrate vel incil min kabl huden linnas ve enzelel furkan diye devam ediyor. Orada da Mevlamız Kur'an'ın şu özelliğine vurgu yapıyor. Kur'an hakla indirilmiştir. Önceki kitapları Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u hepsini tasdik etmek üzere gönderilmiş bir kitaptır diyor. Furkan'dır diyor. Hakla batılı birbirinden ayırt eden bir kitaptır diye Kur'an-ı Kerim kendisini tarif ediyor. İsra suresine baktığımızda inne hadel Kur'an yehdi lilleti hiye ekvam ve yubeşşirul müminine lezîn ya'melûne as-salihat enne lehum ecran kibîra ve enne lezîne la yu'minne bil-âhire
Atidna lehum azaben elima diyor. Yani gerçekten bu Kur'an-ı Kerim en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için bir büyük mükafat olduğunu, aynı zamanda inanmayanlar için de elem dolu bir azabın hazırlandığını müjdele kelimesini kullanıyor. Yübeşşir ifadesi. Bu kafirlere, inanmayanlara aslında bir hakarettir müjdeleme. Yani cehennemle seni müjdeliyorum. Bir insana böyle bir söz kullandığınızda onun ne anlama geldiğini varın siz hesap edin. Onun için bizler Mevlamızın bize tarif ettiği, önceki kitapları doğrulayan, hakla batılı birbirinden ayırt eden, tüm tafsilatıyla, gizli kapaklı hiçbir şey bırakmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la adeta beyanını, şerhini, tefsirini yaptığını yine Kur'an-ı Kerim birçok ayette bize ifade etmiş oluyor. Evet değerli hocam, Kur'an-ı Kerim kendisini bu şekilde tarif ettikten sonra bir de bu kitabımızı bize anlatmakla görevlendirilen sevgili Peygamberimizin anlatımı var. Bir de ondan bize örnek verir misiniz? Ondan bahseder misiniz hocam? Hayır. Buyurun. Hemen bir hadisle kısaca bunu özetlemiş olayım. Allah'ın kitabı olan Kur'an'da sizden öncekilerin kıssaları. Efendimiz böyle tarif ediyor bakın. Sizden öncekilerin kıssaları. Bu kıssalar bize ibretler veriyor. Yusuf suresi baştan sona neredeyse kıssayla. Kehf suresi, Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Yani bütün bu sureleri incelediğiniz zaman o kadar güzel önceki dönemlerden kıssalar var ki her kıssadan hisse almamız gerektiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Sizden sonrakilerin haberleri var diyor. Gulibet-i Rum diyor mesela. Rumların mağlup oluşundan bahsediyor. Bu çok önemlidir. Yani sonraki dönemlerde işte kıyamette olacak sahnelerden, ahiretten bahsediyor. Yani sonra olacak şeylerin haberlerini. Kendi aranızda olan şeylerin hükümleri. Yani nasıl evlenilecek, kimlerle evlenilecek, miras hukuku nasıl olacak? Bütün bu detayları bize Kur'an-ı Kerim veriyor. Peygamberimizin ifadesi bu. Öncekilerin kıssaları, sonrakilerin haberleri, kendi aranızda da hükümler vardır. O doğruyu yanlıştan ayıran bir kitaptır. O hiçbir zaman anlamsız konuşmaz. Allah'ın kelamı. O Allah'ın sağlam ipidir. Hablullah bu ifade. Zaten وَاَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın ipine toptan, topyekun sarılın ve la teferraku ayrı kalmayın diye Mevlamız bize emretmektedir. O zikri hakimdir. Dost doğru yoldur. Kötü arzular asla onu hedefinden saptıramaz. Diller onu karıştırıp bozamaz. Alimler ona doyamaz. Yani okudukça coşarsınız. Okudukça kalpleriniz ürperir. Derileriniz ürperir. Müttakiler ondan usanmaz. O tekrar tekrar okumakla asla eskimez. O cinlerin işitmez. Biz çok dikkat çekici bir Kur'an işittik. Doğruya iletir. Derhal ona inandık diye bir şey var biliyorsunuz cin suresinde. İşte bu kitaptır diye Peygamber Efendimiz cinlerin bile iman ettiği bir kitaptır diye tarif ediyor. Onun ölçülerine göre konuşan her zaman doğruyu söyler. Ona göre davranan her zaman sevap kazanır. Onunla hükmeden de adil olur. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tanımlıyor. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'in indiği bir aydayız. Aydan bahsediyoruz. Evet. Ve onun da indiği bir Kadir Gecesi'nin ihyası. Hem Ramazan'ın İhyası hem de bu Kadir Gecesi'nin ihyası ve bir de ömrümüzün ihyası var. Yani bunları yılda bir geliyor ama herkes ulaşamıyor. İşte bu sene ulaşamayan çok kardeşimiz var. Geçen yılki Ramazan son Ramazanlarıymış. Ben bunu sık sık da söylüyorum. Hem kendimi hem de konuştuklarımızı bu Ramazan son Ramazanımız olabilir diye. Hakikaten birçok hocamızın, dostumuzun, yakınımızın son Ramazan'ıymış geçen yılki Ramazan'la bu seneki Ramazan'a ulaşamadılar. Hatta bugün Çardak'ta bir cenaze vardı. Bakın Ramazan'a ulaştı. İkinci gün ondan sonrası nasip olmadı. Bu evet, bizim de ilk gün vefat etti. Yine emekli olmuştu. Allah rahmet eylesin.
Amin. Mezun eğitim merkezimizin mezunlarından da İsmail Sert kardeşimizin babası vefat etti. Allah onlara rahmet eylesin. Yani Ramazan'a hemen ilk günde kavuşup vefat ettiler. Tabi Ramazan'ın hemen başında vefat etmiş olmaları da bu anlamda güzel bir günde Allah'ın huzuruna oruçlu bir Evet. ağızla gitmelerine vesile oldu. Mevla bizi izleyen tüm kardeşlerimize nice Ramazanlar ve Kadirler görmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Bayramlar göstersin inşallah. Şimdi işte burada ömrümüzü nasıl ihya edebiliriz? Daha Ramazan'ın da başındayız. Bu seneki Ramazan'ımızı da ömrümüzün en iyi Ramazan'ı olarak değerlendirme imkanı hala var. Daha ikinci gündeyiz. Buyurun hocam, neler söylersiniz? Evet, Bakara suresinde malumunuz oruçla ilgili bahseden ayette hatta Ramazan ayından bahseden ayette Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyyinâtin minel huda vel furkan. İşte o sayılı günlerden bahsediyor. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayından bahsediyor. Şu halde Kadir gecesinde inne enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min elfi şer diye inşallah Kadir gecesini idrak ettiğimizde de bu sureyi defalarca okuyacak ve tekrar edeceğiz. Şu İnşallah. halde Kadir gecesinde Ramazan ayında inen Kur'an-ı Kerim'i ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e mukabele yoluyla okuyordu. Adeta tahkik ediyordu. Vefatı yılında da iki kez böyle bir mukabelede bulunmuşlardı. Onun için bu mukabele adetlerimiz yayıldı. Türkiye'nin her yerinde, her camimizde mukabeleler okunuyor. İnsanlar hocalarımızı takip ediyorlar. Televizyonlarda hakeza. Ama asıl olan bizim kendimizin okumasıdır. Çünkü Allah bize ilk ayetle ikra diyor, oku. İkra. Bismi Rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Oku emri bize. Ve aynı zamanda ve rattilil Kur'an'ı tertile diyerek Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek, düşünerek ağır ağır okumamız gerektiğini bize emrediyor. Şu halde Ramazan ayında en fazla üzerinde durmamız gereken yani ibadet olarak yapmamız gereken şey Kur'an okumaktır. Furkan'ı okumaktır, Kur'an'ı okumaktır. Dolayısıyla Ramazan'dan çıktığımızda hak ile batılı birbirinden ayırt edebilecek, ce'el hak ve zehkal batıl diyebilecek konuma gelmeli. Hak artık geldi, batıllarımız da yok oldu diyebilmeliyiz. Kadir suresinde bize aslında üç tane mesaj var. Her sene kadrimizi yüceltmek için geliyor Kadir Gecesi adeta. Hidayet kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'in ümmeti olmakla övündüğümüz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine inmeye ve İslam güneşinin adeta yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olduğu için Kadir Gecesini ihya etmenin yolu Kur'an'ın kadir ve kıymetini bilmekten, Kur'an'la hayatı anlamlandırmaktan, onunla hayata, insana, eşyaya, tabiata, çevreye, hatta kainatın tamamına bakmaktan geçer. Yaşayan Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü örneklik ve rehberliğini de doğru anlamaktan ve onu doğru bir şekilde takip etmekten geçer. Ancak o zaman Kadir Gecesi bizim için hayatımızda bin kat, bin geceden daha hayırlı bir gece ancak o zaman olabilir ve bize bu şerefi, bu itibarı, bu izzeti kazandırmış olur. İkinci bir mesaj olarak da her yıl Kadir Gecesi'yle Yüce Rabbimiz tarafından müminlere sanki bir ömre bedel bir imkan ve yeni bir fırsat sunuluyor. O geceyi ihya ettiğiniz zaman o rahmet ve umut kapısından içeri girdiğinizde büyük sevaplar elde ediyorsunuz. Onun için sabaha kadar inmiş olan meleklerin, ruhun adeta arkadaşı, eşi, dostu oluyorsunuz. Hazreti Ayşe annemizin öğrettiği duayı da Ayşe annemize öğrettiği duayla Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet diyerek o af ve mağfiret gününe ulaşmış oluyoruz. Üçüncü mesajda selam hatta orada
Matla'yı fecrin doğuşuna kadar bir selam ve esenlikten bahsediliyor. Bu da şu anlama geliyor. Kadir gecesini ihya etmenin yolu, Kur'an'ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermekten, yeryüzünde barış ve kardeşliğin, egemenliğin, esenliğin hakim olması için çaba göstermemiz anlamına geliyor. Şu halde biz ümmeti Muhammed'in bu gecenin ve bu Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmelerini, her türlü cehaletten, tefrikadan, fitneden uzak kalmaları gerektiğini Mevlamızdan dua ediyoruz. Ve Mevlam hepimizi tevhide, vahdete, kardeşliğe ulaştırır bu Ramazan sayesinde inşallah. İnşallah hocam. Değerli hocam, şimdi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim diyoruz. Bize Evet. yaşanılsın diye hayatın içinde Efendimiz döneminde 23 senelik bir süre zarfında peyderpey gelen bir kitabımız var ve biz bu kitapla dirilmemiz gerekiyor. Ramazan'da Kur'an'la dirilmek ana başlığımız. Şimdi kitabımızın Kur'an-ı Kerim'in bariz özelliklerinden de bir bahsedebilir misiniz hocam? Buyurun. Tabii. Kur'an-ı Kerim kendisini tanımlarken zaten bu özelliklerden bahsetmişti. Hudellinnez, hudellil müttakin. Yani müttakilere, insanlara hidayet ve yol gösteren bir kullanma kılavuzu mahiyetinde. Yunus suresinde de ya eyyuhennas, ey insanlar kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum. Yani mev'iza. Kur'an'ın en önemli özelliği bize vaaz-ı nasihatte bulunmasıdır. Güzel ahlakı öğretmesidir. İbadetlerimizi öğretmesidir. Muamelatımızı hayatta nasıl yaşayacağımızı, ne şekilde muamele yapacağımızı öğretmesidir. Yani barıştan savaşa ne varsa bütün bu konuları bize bir vaaz olarak, vaaz-ı nasihat olarak sunmasıdır. Ve bu da Rabbimizden gelen bir vaaz-ı nasihat. Önemli olan budur. Ve şifaun lima fissudur. En önemli özelliklerinden biri Kur'an'ın şifa olmasıdır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sene Ramazan'ın şifa oluşundan bahsediyoruz. Bu Evet. nedenle her ikisini birleştirerek şöyle bir dua edelim. Ya Rabbi, bu salgın hastalığı Ramazan sebebiyle bizim müminlerin üzerinden, tüm dünya insanının üzerinden kaldır. Def'u ref eyle diye o şifa özelliğini adeta değerlendirircesine Mevlamıza dua edelim. Hemen Ramazan'ın öncesinde Eyüp peygamberin kabrini ziyaret etme imkanını bulduk Şanlıurfa'da. Evet. Suriye tarafında mini bir hizmetimiz vardı. Dönüşte uğramış olduk. Orada tabii Eyüp Nebi sabreylemiş diye bizim meşhur ilahilerimiz var. Gerçekten sabırla. Ramazan ayı da bir sabır imtihanıdır. Aynı zamanda hastalıklar verilmiş ve bu hastalıklara duayla yine aynı şekilde metanet göstererek, dua ederek şifaya ulaşmıştır. Biz de inşallah sabırla ve tıpkı Eyüp peygamberin o dualarıyla Rabbim bana senin katından zarar ulaştı. Bunu benden, bizden gider diye inşallah dua edelim. Ve bu sıkıntı, bu hastalık bir an önce, bu salgın bir an önce ülkemizden ve dünya insanlarından uzaklaşsın, gitsin. Bir diğer özellik ve huden ve rahmetun lil müminin. Müminler için rahmet olması. Bu gerçekten çok önemli. Kur'an az önce dedik ya yağmur taneleri gibidir. Vahiy de aynı şekilde o vahiy parçaları, ayetler gökyüzünden inen birer yağmur taneleri gibi. Bizim şu ölü bedenimizi, İhya-ül Mevat'lardır. Benim yüksek lisans tez konum da oydu zaten. Ölü araziyi diriltmek. Neyle olur? Suyla olur yani. Değil mi? Bu da vahiy de suya, yağmura benzetildiğine göre biz işte Kur'an'la dirileceğiz. İnşallah. Kur'an'la yeşereceğiz. Kur'an'la bereketleneceğiz ve Kur'an'la verimli hale geleceğiz. Onun için bunu fırsata çevirelim ve Kur'an'la inşallah dirilişimiz olsun bu ay. Rahmetun lil müminin. Ali İmran suresinde bir ayette febime rahmetin minallahi linte lehum diyor. Yani Allah'ın sana vermiş olduğu rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandın.
İşte Kur'an-ı Kerim bizi yumuşatacak. İşte Kur'an-ı Kerim bizi inşallah en güzel hale koyacaktır. Kur'an-ı Kerim'de birçok slogan diye geçen mesela Kabe bunlardan bir tanesidir. İnne evvele beytin vudu alinnas lellezî bi Bekke mübareken ve huden lil alemin diyor. Mesela alemlere yol gösterici olarak gösterilmiş. Kabe de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim gibi. Onun için Allah'ın evi, Allah'ın kelamı insanlara rahmeti, bereketi ve hidayeti olarak algılamak lazım. Bir yol gösterici, bir hayat rehberi, hayat kılavuzu olarak almak gerekiyor. Hem Beytullah hem Kelamullah bizim hep hayat rehberimiz olmalıdır. Bir ayette de basair kelimesini görüyoruz. Basair yani Rabbinizden gelen basiretlerdir. Yani gönül gözlerinizi aydınlatan nurlardır diyor. Onun için Araf suresinin 203. ayetindeki bu basair ifadesi bizim basiret gözümüzün açılacağını, adeta Allah'ın gören gözümüz, tutan elimiz, yürüyen ayağımız olacağını da birer sinyali mesabesindedir. Özetle bunu bu şekilde ifade edeyim. Çünkü yarım saatlik bir sohbet süremiz vardı. Sohbet süremizi düzenli kullanmak, zamanında kullanmak adına bu kadarıyla yetinmiş olalım inşallah. Eyvallah hocam. Şimdi yani gene şey ama 40 dakikaya kadar şeyimiz var. Onu da belirtmiş olalım hocam. Dün öyle başladık. Ahmet Poşanoğlu hocamla öyle bir süreç oldu. Değerli hocam, şimdi şunu da size yönelteyim. Bizim dirilmek başlığımıza da uygun. Hayatımızı inşa ve ihya etmesi için kitabımızın biz okuyanların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda neler söylersiniz hocam? Bir de ondan bahsederseniz yavaş yavaş programımızda toparlayalım. Kur'an-ı Kerim bizden önce okumamızı istiyor. Kendisini okumamızı. İkra ve raddil. Az önce ifade etmiştim. Üzerinde düşünülmesini istiyor. Tefekkür edilmesini. Kur'an-ı Kerim üzerinde tedebbür, tezekkür Allah'ın bizden emrettiği şeyler. Anlaşılmasını istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz evet her harfine karşılık elif, lam, mim diyerek sevap kazanıyoruz. 10 sevap kazanıyoruz. Elif, lam, mim diyerek toplamda 30 sevap kazanıyoruz. Bu ayrı bir şey. Sevap kazanmak ayrı bir şey. Ama bizim hayat kılavuzumuz, hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i düşünmek, üzerinde tefekkür etmek, acaba Allah-u Teala burada ne demek istedi, bizi neye yönlendirmek istedi, bunu çok iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bir başkasına da bunu ihlasla açıklamamız gerekiyor. En önemlisi de Zemahşer'in çok güzel bir sözü var. İki kelimeyle. E'alemukum e'amelukum. En iyi bileniniz, en iyi yaşayanınızdır diyor. Lamla mimin yer değiştirmesinden oluşan iki kelime. E'alemukum e'amelukum. En iyi çok bilen, en iyi yaşayan. Az şey bilelim ama bildiklerimizi uygulayabilelim. Yani şeytan her şeyi biliyordu. Her şeye vakıftı. Ama ne yaptı? Şaşırdı. Yoldan çıktı. İşte Kur'an'la yoldan çıkanlardan olmayalım. Kur'an bizi derecelerle yükselsin. Kur'an bizim hayatımıza yön versin. Kur'an bizi adeta süslesin, tezyin etsin. Yani ibret alınarak hayatımıza tatbik etmeyi Mevla bizlere nasip eylesin. Şimdi Kur'an okuyan, okumaktan bahsetmiştik. Kur'an okuyan kimse her şeyden önce hani ayette var ya فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاِسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Öncelikle kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Kur'an okurken öncelikle şeytani her türlü vesveseden, hareketten, şeytani arkadaşlardan, olumsuz düşünceli kişilerden, bize Kur'an'ı olumsuz anlatacak kişilerden uzak kalmamız gerekiyor. Onun için Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Kur'an okumaya başlamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü Nahl suresinin 97 ve 98. ayetlerini titizlikle okumamız gerekiyor. Orada fele nuhiyennehu hayaten tayyibeten ifadesi var. Eğer gerçekten güzel bir hayatı, hoş bir hayatı yaşayabilmek, tercih edebilmek istiyorsak şeytani her türlü düşünce ve şeyden vesveseden bizim uzak kalmamız gerekiyor. Şeytani düşünceye sahip kişilerden de uzak kalmamız gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'i de
tertil üzere düşünerek, tefekkür ederek, ağır ağır, tane tane okumamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yavaş okurmuş. Ağır ağır, tane tane okurmuş. Ne dediği çok net bir şekilde anlaşılırmış. Ayet-i kerimede zaten ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfahu enkus minhu kalile evzid aleyhi ve rattilil Kur'an'a tertile diyor. Yani geceyi değerlendirmekten bahsediyor. Yani geceleyin okuyabilmek. İnne nâşiyetel leyl diye eşeddu vat'en ve akve mukîle diye 6. ayette de önemli bir konunun altını çiziyor. Yani gece kalkışı, gece duruşu, gece okuyuşu çok tesirlidir, kalıcıdır ve insanın hafızasında yer eder, kendisine de çeki düzen vermesine sebep olur. Bunun için yani hayat boyu bir eğitim anlamına gelir Kur'an-ı Kerim bu şekilde sürekli okumak. Böyle olduğu zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani ahlakı sorulduğu zaman Hazreti Ayşe annemiz "Kuluguhu el Kur'an" demişti ya. Ahlakı Evet. Kur'an. İşte ahlakı Kur'an yapacak şey gece gündüz Kur'an'la hemhal olabilmek. Bir kısmını inanıp bir kısmını terk etmekten bahsediyor. Özellikle önceki toplumlarda bu uygulama maalesef var. İşte kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını terk eden ehli kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ama bize de şunu şu mesajı veriyor. Siz de Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını terk etmeyin diye bize mesaj veriyor. Şimdi şüpheler oluşuyor bazı insanların kafasında. Şüpheler oluşturuluyor. Oluşturuluyor. Evet. Birileri tarafından. Bunun önüne geçmek lazım. Kur'an evet çok net, şek ve şüphe olmayan bir kitaptır. Asla şüpheye düşecek bir pozisyona mümin düşmemelidir. Ama Kur'an'ı takviye edecek, açıklayacak, nasıl namaz kılacağım, nasıl hac edeceğim, nasıl zekat vereceğim, nasıl oruç tutacağımın ayrıntılı açıklamalarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bulmak mümkün. Mevlana'nın anlatmış olduğu bir hikaye var. Usta şaşı çırağına diyor ki evladım masanın üzerine bir bardak var al getir. Tabii şaşı çırak bir bardağı iki gördüğü için ustam diyor orada iki tane bardak var hangisini getireyim? O da eksikliğini anlasın diye diyor ki birini kır ötekini getir. Tabii bir bardak var masanın üzerinde onu kırınca hiçbir bardak kalmamış oluyor. Ustam ikisi de kırıldı diyor. İşte Mevlana'nın anlatmak istediği mesaj inne nahnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafizun yani Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, zikri biz indirdik onu koruyacak biziz. Buradaki zikirden kasıt alimler vahidir diyor. Vahiy ise metlu olan Kur'an gayr-ı metlu işte hadisler, kutsi hadisler vesaire diye açıklamada bulunuyorlar. Onun için biz Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle çok iyi sarılmalıyız. Festemi'u leh ve ansitu diyor ya, Kur'an okunduğu zaman can kulağıyla pur dikkat. Ne diyor Mevlam? Yani düşünün çok sevdiğiniz birinden bir mektup geliyor. Heyecanla nasıl okuyorsanız öyle okuyun. Aşkla, muhabbetle, sevdayla, üzerinde düşünerek kalplerimizdeki perdeleri kaldırırcasına, gözlerimizdeki perdeleri adeta kaldırırcasına. Çünkü birçok ayet-i kerimede o ifade ediliyor. Onlar kör mü, sağır mı, kulaklarında bir ağırlık mı var diye ifade ediyor. Kulaklarımızda ağırlık olmasın. Gözlerimize perde çekilmesin. Kalplerimize kilit vurulmadan Kur'an okuyalım. Düşünerek okuyalım. Canla başla okuyalım. Ve sünnetten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden de medet umalım. Böyle yaparsak kazanırız. Aksi halde Kur'an'ı yalnızlaştırmış oluruz. Kur'an bize Arapça indirildi. Apaçık indirildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da zaten bir Arap olarak Kur'an'ı tane tane çok güzel hadisleriyle bize anlatmıştır. İnşallah Mevla bizi Kur'an'ın gereğiyle amel edenlerden, yaşayanlardan eylesin diyerek bu sorunuza da bu şekilde cevap vermiş
olalım kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam Zübeyir Tetik Bey'in bir sorusu var, çok kısa. Bu sene hac ibadetinin icrası nasıl olacak? Başkanlığımızın bu husustaki son çalışmalar nelerdir? Sayın hocamız bilgi verirse seviniriz demişler. Ben de o sorusunu size arz edeyim hocam. Bir Evet, buyurun. Şu ana kadar resmi hiçbir açıklama yok. Malumunuz bu salgın devam ediyor. Tabii vatandaşlarımız şöyle bir yanılgıya düşüyorlar bazı haberler sebebiyle. İşte umre başlamış diye. Şunu net olarak söyleyelim. Umre bile Mayıs'ın ortasına kadar 20 tane ülkeye yasak konuldu. Yani ülkemizdeki bakıyorlar hangi ülkede hastalık daha fazla. O ülkeye, ülkeden Suudi Arabistan'a giriş imkanı vermiyorlar. Şu Evet. ana kadar daha henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl yapılan haccın, yani 1000 kişiyle Suudi Arabistan'da yaşayan yabancı vatandaşlar, azınlıktaki vatandaşlarla 1000 kişiyle yapılan haccı bir zilkade itibariyle ilan ettiler. Ev sahibi ülke onlar. Onlardan Evet. açıklama gelmeden bizim burada açıklama yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla bekleyeceğiz, sabırla bekliyoruz. Ne şekilde olacak, olacak mı, olmayacak mı, şartlar ne olacak? Bunları zaman gösterecek. Hep birlikte bekleyeceğiz. Çünkü ifade ettiğim gibi bu hastalık hala maalesef artarak devam ediyor. Bunun için Rabbimize dua edelim. Ama her şeyden önce biz dua ederken kardeşlerimiz de lütfen maskelerine, mesafeli duruşlarına ve temizlik kurallarına azami derecede riayet etsinler. Et-tahara şatrul iman. Bu ilkeyi Evet. unutmayalım. Temizlik imanın yarısıdır. Genellikle temizlik imandandır diye yayılıyor. İmanın yarısı. Hatta bir valimiz, ben Bursa'da görev yaparken şöyle demişti. 52 haftanız var. 26'sını temizliğe ayırsanız yeridir demişti. 26'sını temizliğe ayırmak gerçekten yeri. Bu anlamda ben bu kurallara uyarak, elimizden geldiğince gayret göstererek, şimdi bakın tekrar evlerimize kısmen kapanmış olduk. Lütfen bu imkanı iyi değerlendirelim. Evlerimizi bir itikafhane gibi düşünelim. Bol bol Kur'an-ı Kerim'e okuyarak, farklı atmosferlerde, yerlerde gezip de bu hastalığın yayılmasına fırsat vermeyelim. Her birimizi her türlü tehlikeden korusun, muhafaza etsin inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli misafirler, yarınki programımızı da duyurarak ondan sonra programımızı tamamlayalım inşallah. Yarın daha önceden de uyguladığımız rutinimiz devam edecek. Okuruyla kitap söyleşilerimiz Instagram'da yarın okuruyla Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Emekli müftü yardımcımız Mehmet Emin Parlak Türk hocamla inşallah Kur'an-ı Kerim üzerine konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'i kitabımızı tanıtmaya yönelik programımızı gerçekleştireceğiz. Cuma günü ise yine bu programlarımız devam edecek. Cuma günü misafirimiz ki Ramazan Kur'an ayıdır diyecek Konya Meram Başvaizimiz Mehmet Erşahin hocamla Cuma akşam saat 22'de yine sizlerle beraber olacağız. Yarın da saat 22'de yine Instagram'daki evimizde sizleri misafir edeceğiz inşallah. Değerli hocam son cümlelerinizi alalım, programımızı kapatalım inşallah. Evet, ben de her iki misafir hocamıza kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Onların da programlarını inşallah kardeşlerimiz takip ederler. Çok değerli, kıymetli hocalarımız, Konya'nın ender yetiştirdiği şahsiyetlerden kıymetli hocalarımız. Ben de onlara selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için Ahmet Bey hocam, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Güzel faaliyetler yürütüyorsunuz. Sosyal medyayı çok iyi kullanarak birçok kardeşimize, dostumuza ulaşma imkanını yakalıyorsunuz. Bu yüzden ben de sizi tebrik ediyorum. Ben de Ramazan'ınızın hayırlarla, bereketlerle geçmesini, sıhhat ve afiyetle hasta olan kardeşlerimizin şifaya olmasıyla bu günleri geçirmenizi Yüce Mevlam'dan dua ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz de davetimize icabet ettiniz ve bu yoldan geldiniz, yorgundunuz. Vaktinizi bize ayırdınız. Allah razı olsun. Sağ olasınız.
Değerli misafirler, teşriflerinizden dolayı, değerli yorumlarınızdan dolayı, yorumlarınızı ekrana yansıttığımdan dolayı ayrı ayrı okumayacağım. Vakitte ilerledi. Beğenilerinizden dolayı ve takiplerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazanınızın muhteşem olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ve sağlıcakla kalın. Muhabbetleri